O, birlikte oynadığı yıllarda taçsız kral Metin Oktay'dan sonra Galatasaray'ın en golcü ismiydi. Ay yıldızlı formayı da giydi. Efsane spor spikeri Halit Kıvanç'ın bir belgeselde 1960, 61 ve 61-62 sezonlarında attığı gollerle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmişlerdi ama şimdi nerelerde bilmiyorum diye anlattığı futbolcu Bahri Altıntabak. Aşığı olduğu futbolu sessiz sedasız, jübile yapmadan bırakmak zorunda kalan Bornova'nın, İzmir'in altın çocuğu. ...1938 yılında Gümülcine'de dünyaya gelir Bahri Altıntabak. O daha 7 yaşındayken ailesi Yunanistan'dan İzmir'e göç eder. Bornova'ya yerleşirler. Önce 9 Eylül İlkokulu, ardından Bornova Ortaokulu'nu bitirir. Eğitim-öğretim hayatına İzmir'in en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nde devam eder. Ve üniversite. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazanır ki futbol aşkı ağır basar. Ailesinin maddi durumu çok iyi değildir. Öyle ki babası ayakkabıları eskiyecek diye top oynamasına bile kızmaktadır. Futbola Bornova Gençlik altyapısında başlar. Adı amatör de olsa dönemin ikinci ligi gibidir. O zamanlar Bornova'da Mahbel'in hemen arkasında Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün bulunduğu alanda iki saha olsa da bu sahalara resmi müsabaka verilmiyor, Bornova Gençlik maçlarını Göztepe Stadı'nda oynuyordu. Bu süreçte sarı kırmızılı yöneticiler 17 yaşındaki Bahri Altıntabak'ı takibe alır ve Bornova'nın altın çocuğu 18'inde Göztepe forması altında profesyonel olur. Adı ileriki yıllarda Göztepe Stadı'na verilen efsane kaptan Gürsel Aksel'le aynı takımda da oynar Bahri Altıntabak. Sol açık olmasına rağmen attığı gollerle de öyle dikkat çeker ki 3 yıl Göztepe forması giydikten sonra bir başka sarı kırmızılı ekibe, taraftarı da olduğu Galatasaray'a transfer olur. Daha 21 yaşında 4 Temmuz 1960'ta Leandro Remondini yönetimindeki Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalar. Metin Oktay, Turgay Şeren gibi oyuncularla aynı takımdadır artık. En güzel yıllarını Galatasaray'da geçirir. Bir orta saha oyuncusu olarak onunla birlikte oynadığı 4 sezonda taçsız kraldan sonra takımın en golcü ikinci ismi olur. Şimdiki gibi çok fazla milli maçın oynanmadığı o yıllarda 5 kez de ay yıldızlı formayı giyer. Galatasaray'a giderken Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan Bahri Altıntabak, okulunu bitirmek için 8 yıl giydiği sarı kırmızılı formaya veda eder ve İzmir'e döner. Artık Altın Ordu'dadır. 3 sezon kırmızı lacivertli formayı giyer. Galatasaray ister ama Altın Ordu bırakmaz, o da futbolu bırakır. Hem de 32 yaşında. Oynadığı 32 maçın 27'sinde haftanın karmasında yer aldığı bir sezonda sessiz, sedasız ve jübilesiz. İşte böylesine başarılı, bir o kadar da mütevazi bir kişilik olan Bahri Altıntabak'ı unutmayan Bornova Belediyesi, Naldöken sahasına Bornova'nın altın çocuğunun ismini veriyor. Taçsız Kral Metin Oktay'dan koca kaptan Gürsel Aksel'e yeni altın çocukların yetişmesi dileğiyle Bornova ve İzmir futboluna armağan olsun.